Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. PRP ve saç mezoterapisi saçı çıkarıyor mu? İşte asıl soru bu. Saç mezoterapisi ve PRP saç çıkartmaz. PRP'nin açılımı nedir? Nedir bu PRP? Bunu hemen ben tamam. Şey yapayım. Kendim ilgilendiğim için. PRP kök hücre tedavisidir. Kişinin kendi kanından alıyoruz, trombositlerini ölçüyoruz ve kendi trombositlerini ölçtüğümüz için cilde veya saça enjekte ediyoruz. Yani dışarıdan hiçbir ilaç veya hiçbir vitamin, hiçbir mineral almadan... Ben bunu duydum. Aynen öyle. Duydum ben son bunu. Son teknik, bu PRP uygulaması yaralar üzerinde de uygulanan bir işlemdir. Yenileyicidir, kök hücre tedavisidir. Bence herkese uygulanabilir. Biraz daha açalım istiyorum sevgili Pınar. Ne yapıyorsunuz PRP işleminde? Şimdi koldan kanı aldıktan sonra, ölçümlerden geçirdikten sonra... Tamam. Cildi ilk önce anlatayım. Tamam. Cilde uyguluyoruz mezoterapi şeklinde, deri altına veriyoruz. Benim kendi kolumdan aldığın kanı testlerden geçirdikten sonra cildin altına veriyorsun. Tabii, cildin altına veriyoruz. Bunun etkileri nelerdir? Evet. Cilde gerginlik hissedilir, dolgunluk hissedilir, ince kırışıklıklar açılır, cilt tonu düzelir ve daha parlak, daha canlı durur. Çünkü her insan 25 yaşından sonra... Hücreleri yavaş yavaş çalışmaya başlar. Evet. Veya 30-40'dan sonra... Ben 18 olduğum için çalışıyordur hücreler. Çalışıyordur Emin ablayız. Mutlaka. Hücreler daha yavaş çalıştığından dolayı hücreleri de destekliyoruz. Kolajeni de destekliyoruz. Canlılık da veriyoruz. Dolgunluk da veriyoruz. O yüzden kök hücre tedavisini herkese tavsiye ediyorum. Kök hücre tedavisi. Tabii, pahalı bir işlem mi bu? Çok pahalı bir işlem değil. Yani, herkesin 4-5 seans yılda bir kere, 2-3 yılda bir yaptırması gereken bir işlemdir. Peki bu arada seans aralıkları neler? Ne kadar yapılmalı? 15 günde bir. 15 günde bir 4 tabii. Seans yapılmalı diyorsun. Tabii ki yapılmalıdır. Peki ağrılı bir işlem mi? Derinin altına giriyorsun sanırım ama. Deri altına giriyoruz. Deri yüzeyinde çok hafif iğnelerle, ince uçlu insülin iğneleriyle hafif böyle dokunarak veriyoruz. Ama kırışıklıkları olan ve buradaki mimik çizgileri dediğimiz derinlikleri de doldurmak adına... iğneyle biraz giriyoruz. Çok hafif can acıyor. O kadar peki, aşırı değil. Peki oradaki kırışıklıklarda doluyor mu? Tabii ki. Oraya dolgunluk veriyor. Yani bir dolgu işlemine gerek kalmıyor. PRP dolguya, yeterli oluyor. Dolguya botoksa gerek yok o zaman. Kesinlikle. Bu en son teknoloji. Bakın hanımlar en sonuymuş. Kendi kanınızı alıyorlar. Onu bir işlemden geçiriyorlar ama içine bir madde falan verilmeden. Kesinlikle. Kendi kanımızla kırışıklığınız nerede varsa oraya yerleştiriyorlar. Yani 4-5 ay seans sonra orası geriliyor. Tabii geriliyor. Ve dolguya botoksa da gerek hiçbir kalmıyor. Hiçbir şeye gerek kalmıyor. Cilt tonu bile çok farklılaşıyor. Cilt tonu bile. Tabii yani yanaklar bile pembe ve kızarıyor, anında kızarıyor ve canlanıyor. Bunu gözle bile görebiliyorsunuz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.